Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 5. sınıflar Türkçe dersi 1. dönem 1. sınav sorularıyla yeniden karşınızdayız. Bol miktarda test sorumuz var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamında kullanılmıştır? Karşıma köpek çıkınca birden sıçradım. Yani birden irkildim anlamında gerçek. Bu soğuk tavırların benim hoşuma gitmedi. Soğuk tavrın soğuğu sıcağı ancak mecaz anlamında kullanılır arkadaşlar. Cevabı B seçeneği olarak bulduk bile. İkinci soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde merak duygusu vardır? Düğünde hangi elbiseyi giyeceğimi bilmiyorum. Arkadaşlar burada bir kararsızlık var. Zavallı kedi yağmurda sırılsıklam olmuş. Burada bir merhamet var. Keşke zamanında sizin sözünüzü dinleseydim. Bir pişmanlık var. Doğum günüm için bana ne aldılar acaba diye bakın merak ediyor. Dolayısıyla merak duygusu D seçeneğinde karşıma çıkmış arkadaşlar. Üçüncü soruya bakıyorum. Aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlerden hangisinde nokta konulmaz? Ona bakıyoruz. Seçmeli ders olarak ALM'yi seçtim. Yani Almanca'yı seçtim ifadesi. Burada bir nokta konulabilir. 7 Nisan 2009'da göreve başladım. Arkadaşlar buradaki ifade edilen, şuraya bir soru işareti koyalım, açıklayacağım. Bu işten toplam 21.500 lira kazandım. 21.500 lira kazandım. Sene sonunda sınıfça bir etkinlik yapar. Cümle sonu zaten var ama buradaki 7 Nisan 2009'da 7. Nisan, burada Nisan'dan sonra nokta olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği 3. soruda. Evet, ekranı kaydırmadan yan tarafa geçiyorum. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü ayraç içinde yanlış gösterilmiştir? Evet, köke bakıyoruz. Yanlış olanı bulacağız. Askılar, asmaktan askı, doğru. Dizgici, dizmekten dizgiciye kadar gitmiş. Bu da doğru. Görüşme, görmekten görüşmeye gitmiş. Bu da doğru. Güreşçilerden sonu gür diye bir kök olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla güreştir bunun kökü. Onun için cevabımız yanlış gösterilmiştir C seçeneğinde. Son yarışmacı, yarışmada nokta nokta. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa öznel bir cümle oluşur. Öznel yine kendi duygularımızı, hislerimizi kattığımız cümle çeşitleri arkadaşlar. Hangisi öznel olur? Son yarışmacı yarışmada son soruyu bilemedi. Nesnel, 90 puan kazandı nesnel. Çok heyecanlı görünüyordu öznel. Barajı geçemedi nesnel. Yani heyecanlı göründüğünü sen söylüyorsun. Dolayısıyla belki de heyecanlı değildi. Ama onun için cevabımız öznel bir cümle oluşması C seçeneğinde karşımıza çıkmış arkadaşlar. Geçelim diğerine. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü olan bir ifadeye yer verilmiştir? Gerçekte olmayan. Bulutlar yağmur bekleyen çiftçileri mutlu ettikleri için seviniyordu. Arkadaşlar bulut sevinir mi? Direkt buldum bile, cevabımız A seçeneği. Diğerlerine bakmıyorum bile. %100 eminim çünkü. Ama videoyu durdurup diğer seçeneklere de bakabilirsiniz böylelikle. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım farklı bir kişi tarafından yapılmıştır? Bakalım. İnsanlara ağır ağır sokulmaya çalışıyordum. Ben değil mi? Birinci tekil kişi. Dolayısıyla birinci tekil yazalım. Bugün karşı arsaya yığılı kalasları kaldırdılar. Kaldırdılar. Dikkat edin, kocaman kamyonlar onca kalası 2 saat içinde aldı gitti. Hiç ayrılmadım pencereden. Kim? Ben. Birinci tekil kişi. Yine ayrılmayan yapan benim. Bizim oralarda turna koşuyla göz göze gelen ilk çocuktum belki de. Dikkat edin. Belki de değil, kesindi bu. Arkadaşlarım o hikayeyi 100. kez anlatırken duyduğum gurur ve mutluluk doyumsuzdu. Buna bakalım. Diğerine geçiyorum arkadaşlar. Çocukluktan ilk gençliğe Ilgaz Dağları'nda geçmişti. Geçmişti diyor. Bakın bu da birinci tekil. Bunu da yazmayı unuttuk. Bunu da anlatıyoruz. Çünkü bizzat kendisi yaşamış. Kendisi anlatıyor. Çocukluktan ilk gençliğe Ilgaz Dağları'nda geçmişti. Kim geçmişti? O. Üçüncü tekil kişi arkadaşlar. Dolayısıyla farklı bir kişi tarafından anlatılmış anlatım şekli. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği diyoruz bu soruda. Atmak sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde bir yerden başka bir yere taşımak anlamında kullanılmıştır? Elindeki taşı göle doğru attı. Yani fırlattı anlamında bu değil. Murat'ın attığı son gol çok güzeldi. Bu da değil arkadaşlar. Bir yerden bir yere taşıma diye bir şey yok.
Ninem sırtına bir şal atıp dışarı çıktı. Yani sırtına bir şal taktı anlamında. Benim eşyaları arabanla bizim eve atalım. Yani bizim eve taşıyalım anlamında. Dolayısıyla cevabımın Denizli seçeneği olduğu da gayet açık arkadaşlar. Dokuzuncu sorudayız sağ tarafta. Sözcüğün kendisiyle ilişkili ve anlamlı en küçük parçasına kök denir. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök halindedir? Yani herhangi bir ek almamıştır. Yangın, yanmaktan yangın almış. Saksı, duralım. Dilekçe, dilekçe de var mı arkadaşlar? Dilemekten dilekçe bir kök var. Gözcü, gözden gözcü haline gelmiş bir ek var. Ama saksının kökü sak olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla yalın haldedir. Cevabımız Ceyhan seçeneği bu soruda. 10. soruya bakıyorum. İnsan dışı varlıklara insana ait özellikler vermeye kişileştirme denir. Yani bir kediyi konuşturma, ne bileyim bir ağacı koşturma gibi falan. Bunlar insan dışı özelliklerdir ve kişileştirilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde kişileştirme kullanılmıştır? Bu sabah tavukların yemlerini ben verdim. Bir kişileştirme yok. Bu kıvrımlı yol dağın zirvesine kadar çıkıyor. Kişileştirme yok. Hüzünlü ağaçlar bana sonbaharı anımsatıyor. Burada da herhangi bir ifade yokmuş gibi görünüyor ama bakın. Hüzünlü ağaçlar diyor. Ağaç hüzünlenir mi arkadaşlar? Üzülür mü? Burada bir sıkıntı var. Papağan sahibinin söylediklerini tekrarlıyordu. Bu papağanların bir özelliği biliyorsunuz ama ağaçların hüzünlenmesi ağaçlara kişisel bir özellik verildiğindendir. Dolayısıyla cevap Ceyhan. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı unsura yer verilmiştir? Her gün dünya kadar iş yapıyorum. Dünya kadar zaten başlı başına bir abartıdır. Hiçbir insanın böyle bir iş yapma şansı yok. Sabaha kadar ders çalıştım normal. Buraya kadar hiç dinlenmeden geldik normal. O akşam yemekte 21 kişi vardı. Bu da normal ama her gün dünya kadar iş yapılması tabii ki bir abartı. Anormal bir durum arkadaşlar. Cevabımız gayet açık. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? Kara haber. Haberin karası olur. Yani üzücü haber anlamında. Burada mecaz arkadaşlar. Ben artık bu arabadan iyice soğudum. Arabayı artık sevmemeye başladım anlamında. Bu da mecaz. Fırından birkaç pişkin ekmek aldı geldi. Evet, iyi pişmiş, kızarmış anlamında. Gerçek. Bu haber tüm aileyi adeta yıkmıştı. Ailelerin yıkılması üzmek demek. Dolayısıyla bu da mecazken C seçeneği gerçek arkadaşlar. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yanlış verilmişti? Gayret, çaba, doğru. İhtimal, olanak aynı şekilde doğru. Ama buradaki doğru diyorum özür diliyorum. İhtimalin karşılığı olanak değil, olasılık olacak arkadaşlar buraya. Aman gözümüzden kaçmasın. Kalp, yürek, evet. Uzak, ırak aynı anlamdayken buradaki eşleştirmeye yanlış verilmiş. İhtimalin eş anlamlısı olanak değil, olasılıktır arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Evet, 13. soruya geçiyorum. Soldaki kirazın derisinin altında kiraz, narın içinde nar. Benim yüreğimde boylu boyunca memleketim var. Bakın adam memleket özlemiş belli. Canıma ciğerime dek işlemiş canıma ciğerime. Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan bir dörtlük var. Bu şiire hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisi? Memleket sevgisi, umut, korku, pişmanlık. Görüldüğü gibi memleket sevgisi özlemi. Dolayısıyla cevap Adana arkadaşlar. 18. sorudayız. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir ifadesi var. Evet, konu yani içeride ne anlatılıyor bu? Bize verilen mesaj değil bakın. Ana düşünceyi sormuyor konu. İçeride ne anlatılıyorsa biz onu arayacağız. Çocuk kitapları seçerken çocukların dünyaya umutla ve gerçekçi gözle bakabilmelerini sağlayan, sosyal ve doğal çevre değerlerini önemsemeyi ana eksen alan edebiyat ürünleri seçilmelidir. Konu ve resim seçimlerinde çocuğu gerçek hayattan koparacak, düşsel ve fantastik olanı gerçekleştirmeye yöneltecek etkilerin olmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca insan, hayat ve toplum hakkında kötü ve zararlı telkinler içeren eserler ayıklanmalı ve çocuklardan uzak tutulmalıdır. Peki konu ne? Çocuklar için kitap seçimi değil mi? Direkt A seçeneğinde vermiş. Çocukların gelişiminin önemden bahsetmedi. Kitap okumanın faydasından bahsetmedi. Toplumda kitap kültüründen bahsetmedi. Burada bahsedilen çocuklar için nasıl kitap seçiminin yapılması gerektiği. Onun için cevap Adana seçeneği arkadaşlar bu soruda. 14. soruya bakalım. Sol tarafta. Bu metnin ana düşüncesi. Evet, ana düşünce yazarın bize anlatmaya çalıştığı, vermek istediği mesajdır arkadaşlar. Okuyalım.
Çocuk oyunları, çocuğun gelecek yaşantısında gerekli olacak her türlü bilgi ve beceriyi kazandırmada hazırlık niteliği taşıyor. Çocuklar arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladığı zaman toplumsal ilişkileri de öğrenmeye başlıyor. Ve oyunlarla birlikte yüklendiği rolün üstesinden gelebilmek için sorumluluk duyguları artıyor. Evet, bunlara önem veriyoruz arkadaşlar. Çocuğun toplumu ve çevresindekileri tanımasına yardımcı oluyor demiş. Peki ana düşüncene bakalım. Çocukların oynadığı oyunlara dikkat etmek gerekir. Dikkatle ilgili bir şey yok. Çocuk oyunları onların ilişkileri öğrenmesine yardımcı olur. Burada bahsettik arkadaşlar. Yüklendiği roller, o rolün sorumlulukları. Dolayısıyla ilişkileri öğrenmesine yardımcı olur dediği seçenek B seçeneği bu soruda arkadaşlar. 19. soruya bakalım. Hemen sağ tarafta ekranı çok oynatmıyorum. Aşağıdaki tabloda cümleler öznellik nesnelliklerine göre incelenmiştir. Numaralandırılmış cümlelerden hangisinin özelliği yanlış işaretlemiş? Evet, öznel ve nesnel arasındaki fark. Öznel kendi duygu ve düşüncelerimizi kattığımız, nesnel ise tamamen gerçek, bilimsel kanıtlanmış sonuçlar. Aşırı yağmur sele neden oldu ifadesi arkadaşlar öznel olabilir mi? Bir bakalım. Kesinlikle hayır. Yani yağmur yağıyorsa bu sana göre de sele neden olacak, bana göre de sele neden olacak. Bunu değiştirme şansımız yok. Burada bir yanlışlık var. Kışın kayak yapmak üzere Uludağ'a gittik. Nesnel, tamam. Bir duygusallık yok burada. Demiryolu yolculuğu çok güvenli ve zevkli. Bakın güvenli ve zevkli dediği için bu bir öznel durum. Doğru işaretlenmiş. Bu bina Selçuklular tarafından yapılmıştır. Bilimsel olarak gerçektir. Bu da doğru ama aşırı yağmur sele neden olduğu nesnel bir cümledir arkadaşlar. Öznel değil. Onun için cevabımızın Adana seçeneği olduğu da yine gayet açık bu soruda. Evet, videomuzun son 3 sorusu diyelim arkadaşlar. Burada da 15. soruya bakalım. Sol taraftaki aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır? Yani yapım eki almamıştır. Çekim eki alabilir. Arkadaşımla bugün oyuncak aldık. Evet, oyundan oyuncağa dönüştürmüş. Burada almış arkadaşlar. Diğerine bakalım. Buraya bir odunluk yapmayı düşün. Odun farklı bir şey. Odunluk farklı bir yerin adı. Burada bir yapım eki var. Bu luk eki. Buradaki cak eki yapım ekidir arkadaşlar. Salih çok güzel resimler. Güzel. Güzel zaten kelimenin kökü. Burada bir değiştiren ek yok. Tahta silgisi silmekten silgiye dönüşmüş. Silmek başka bir şey, silgi başka bir şey. Burada da yapım eki var ama görüldüğü gibi güzele herhangi bir ek gelmemiş. Onun için cevap Ceyhan seçeneği burada. 16. sorudayım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmıştır? Evet, virgülün görevlerinden de bu birbirine benzeyen eş görevli sözcükler. Yanına peynir, domates ve ekmek aldım. Evet, kahvaltılık malzemelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla cevap bu gibi görünüyor. Camı açtı, bizi eve davet etti. Burada eş görevli kelime sözcükleri ayırmak için kullanılmamış. İki farklı olay. Camı açmak, bizi davet etmek. O bir kişiden bahsediyoruz. Kişi hakkında bilgi verirken bir virgül atılır. O eskiden beri böyle çalışkandır. Kişiyi tanıtıyorum. Neden geç geldiniz diye sordu. Burada da yine eş görevli sözcükler ayırmak için kullanılmamış. Onun için cevabımız Adana seçeneği burada arkadaşlar. Videomuzun son sorusuna bakıyoruz. Arkadaşlar son sorumuzda aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmış? Zıt. Cümle içerisinde zıt kelimeler arayacağız arkadaşlar. Annem olgun veya ham demeden tüm domatesleri... Evet, olgun ve ham. Olgun olmuş artık kızarmış. Ham ise henüz yeşil, daha kızarmamış anlamda. Olgun ve ham birbirinin zıttı. Bu cevap bu gibi görünüyor. Bu kadar zaman sonra beni neden aradın? Bir zıtlık yok. Yağmur diner dinmez dışarıdaki odunları toplayın. Bir zıtlık yok. Bu diner dinmez. Bunun zıttı değil arkadaşlar. Olumsuzdur. Bu ikisinde yanılmayın lütfen. El kadar çocukla neden tartışıyorsun ki? Zaten zıt anlamlı sözcük bir arada yok. Onun için cevabımız Adana seçeneği diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımıza kalın.